en tipik şikayeti kladikasyo ile genelde hastalar gelir. Yani en çok hastaları rahatsız eden aslında odur, yürüyememek. Çünkü beyni çok iyi çalışan, hiçbir sağlık sorunu olmayan bir insanda gerçekten de yürüyememe çok rahatsız edici bir durumdur. Dolayısıyla en büyük şikayetleri bunlardır ve bununla gelirler. Bunlarla gelen hastalarda dar kanalın tanısını en iyi bize koyduran yine MR'dır. Çünkü kanalın daralması, oradaki yumuşak dokunun buna etkisi vesaire bunları en iyi gösteren MR'dır. Genellikle bu hastalarda MR isteriz. Dar kanalla beraber çoğu zaman bunlar genellikle 50 yaş üzeri rahatsızlar olduğu için omurgada da yine deformasyon ve eğilmeler başlayabilir. Yani sıklıkla dar kanala aslında skoliyoz eşlik edebilir. Hatta skoliyozun çocukluk dışında atak yaptığı ikinci dönem işte bu dönemdir. Dar kanalla beraber olan skoliyozdur. Dolayısıyla hastada bir skoliyozun da buna eşlik edip etmediğini görmek için bir skoliyoz filmi de isteriz ve bunu da beraber değerlendiririz. Aynı zamanda bası yapan elemanları, yani kanalı daraltan ve bası yapan elemanları artı özellikle sinirlerin çıktığı şu deliklerdeki sıkışmayı da net olarak görmek için bazen bilgisayar tomografi ihtiyacımız da olabilir. Dar kanalın bu bahsettiğimiz bulguları, özellikle bacaklardaki uyuşmalar, karıncalanmalar, yaşlı bir popülasyonda olduğu için bazen diyabete bağlı, yani şeker hastalığına bağlı, sinir uçlarının zedelenmesine bağlı da olabilir. Eğer diyabeti de varsa hastanın, ayırıcı tanıda bunları ayırt etmek için EMG dediğimiz elektromiyelografiye de bazen ihtiyaç duyabiliriz.